Güvenlik sistemleri, bu güvenlik sistemlerin içinde CCTV kamera sistemleri, IP kamera sistemleri, kartlı geçişler, IP intercom sistemleriyle ilgili biraz bahsedeceğim. Sorunuz olursa takıldığınız yerde sorabilirsiniz. Ben başlamadan önce salonda iş yani özel sektörde bir yerde bilgi işlemci olarak çalışmayanlar arasında kamera kurulumu yapan kaç kişi var? Merak ettim. Hiç yok. Bir. İyi. Bundan peki kamera kurma ihtimali olan var mı? Yani ben bu işle ilgilenebilirim diyen arkadaş var mı? Bir var. İki. O da diğer arkadaşı dışarı açtım. Ben iki kişi yaptım. Şimdi kamera işi bildiğiniz klasik görüntü aktaran bir sistemin çok daha üzerinde bir sistem. Yani bundan 10 yıl önce biz siyah beyaz görüntü veren kameralar vardı. BNT yerine arkasına toz fiş dediğimiz fişi taktığımızda televizyona girerseniz televizyondan görüntü alırdınız. Video cihazınıza bağlarsanız video cihazınızdan görüntü alırdınız. Sadece bir uçtaki noktadaki görüntüyü başka bir uca aktarmaya yarardı. Sonra switchleri çıktı. 1, 2, 3, 4 böyle atlatıyordu. Sonra bantit zoomlar var böyle. Bir bak bir mandal buraya takıyorduk, bir mandal buraya takıyorduk. Burada duruyordu, oraya çarpınca buraya gidiyordu, burada duruyordu gibi. Konu artık çok ileri gitti. Kamera işi, IP kamera vesaireden sonra neler geldi? Kamera işinde artık bütün sistem bir otomasyon haline geldi ve sadece görüntü aktarmıyoruz. Görüntüyü kaydediyoruz, görüntünün içinde istediğimizi arıyoruz. Buraya kaç kişi gelmiş, kaç kişi gitmiş bu. İşte iş yerinin önemli kısımları kim diyoruz? CCTV kapalı devre televizyon sistemi. Bunun özelliği normal bildiğimiz televizyon sisteminden farklı olarak görüntüye dışarıdan birisinin izlenemiyor olması idi aslında. Şimdi internet üzerinden cep telefonlarından, bilgisayarlarından etkiliyor. Ama yine bizim yetkilendirdiğimiz, yani telefon gibi, dişlik gibi kartı verdik, çalışıyor aslında. Bu kablo işiyle ilgili 2+1 kablomuz var. Kablonun yanında isterseniz görüntünün yanında isterseniz elektriği, isterseniz de mikrofonu taşıyabiliyorsunuz. Bunun içinde 0.50 olan ve 0.22 olanlar var. 0.50 olan kablonun kalınlığı doğal olarak kablo kalınlaştırıcı. Direnç azalıyor, metraj uzuyor ve görüntü kalitesi bozulmuyor. Şimdi buradaki asıl önemli konu arkadaşlar, bizim her zaman yaptığımız bir yanlış var. Adam 4K televizyon alıyor, 4K televizyonun yanına işte 1080p'li olmayan bir tane receiver bağlıyor. Sonra görüntü kötü değil, kötü. 4K receiver alıyor, 4K televizyon alıyor ama gidiyor 10 liraya bir tane HDMI kablo alıyor, 20 bin liralık yatırımı çöpe atıyor. Şimdi asıl konu biraz da burada. Yani Pınar Hanım'ın anlattığı endüstriyel switch olayındaki gibi, ben görüntüleri duruyor mu? Endüstriyel switch olayındaki gibi. Yani yapacaksak bir işi A'dan Z'ye yapalım. Yani Ferrari ile köy yolunda gidemezsiniz. Otoban varsa Ferrari alın. Otobanı da kullanmayacaksınız. Boş boşuna Ferrari almayın. Alın bir tane kargo. Hem balıkızı taşın hem her yerde gitsin. O yüzden hani yaptığımız işte kullandığımız kablo ve aparatların kalitesi en az kablo kadar önemli. BNC diye bir aparat vardır, kameraların arkasına takılır. Ben birazdan onu da göstereceğim. Oradaki kablonun 1 dolar yerine 2 dolar almanız resmen %50 görüntü kalitesi arttırıyor arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum. Yani 1 dolar yerine 2 dolar ödüyor veya 25 sent yerine 50 sent ödüyor olmanız. Kablolarda biraz önce söylemişti Pınar Hanım da. CU bakır kablo, CCS ve CCA alüminyum bakır kaplı alüminyum veya bakır kaplı çeliko. Yani kablo alırken CCA veya CCS seçiyorsun ya, kendi beşiketi altında bu daha çok var ama aslında normal kabloda da aynı durum var. RG59, RG6 ve RG11'de kablonun içindeki bakır korunun kalınlığını gösterir. Ne kadar kalınsa o kadar uzun metraj gider. U4 ve U6 da kablonuzun dışında gördüğünüz koaksiyel kablonun dışındaki tarımı gösterir. Eğer U6 ise bakır folyodur, U4 ise alüminyum folyodur. HF ve PVC de bu kablomuzun dışındaki şeyi gösterir. HF halojensiz kablo anlamına gelir. Halojensiz dediğimiz zehirli duman çıkartmayan, doğru Pınar Hanım? Evet, öğrenmişim. İkinci de öğreniyor. Halojen free, evet. Yani aslında zehirli duman. Bu özellikle yanma ihtimali olan veya yangın sistemlerinde kullanılır ki amaç da şudur, yani alarm sensörün algılamadan kablon yanmasın. Yani en azından bir sensör alarmı versin de o
şu an de, mecbur değil mi zaten şey? Yangın alarmlarında kullanmak zorunda ama yani binanın tamamında. Yönetmelikte yeni hastanelerde. Hastanelerde. AVM'lerde. AVM'lerde. Ama birçok yerde biliyorsunuz. Ya bırakın şeyi kablo kullanırken PVC, PVC kısmında da 23 AVG ve 24 AVG kısmı da bu. 23 AVG'nin çapı daha geniş, 24 AVG'nin çapı daha dardır. Alt çıpanlar bile ayrıca bir şey. Evet, mesela buradan baktığınızda RG6U, yani 6U neydi? Bizim bakır folyo, U6 olması, pardon U6 bakır folyo olduğunu gösteriyordu. Kablonun içindeki çarpı, kablonun içindeki camdır. Bir tane camla koaksiyel kablo var, yanında 4 tane kablo var. Bu da bunun yanında set ve power'ı da taşıyabilirsiniz anlamına geliyor. BNC dediğimiz aparatlar şunlar, bunlar DC jack'lar, bunlar da T'ler. Şu yaptığımız işlemde genelde koaksiyel kabloyu bunun içine takıyoruz. Veya bu tip aparatlar çıktı vesaire aksesuarlar var. Bunlar ölmedi mi Serkan Bey? Hala pardon? Ölmedi mi? Analog kamera sistemlerinde hala aynı sistemi kullanıyoruz. Ben anlatmayacaktım aslında ama ben anlatın dediler, anlattım. Yaklaşık çalışma sistemi de bu. Kamera DC pin dediğimiz adaptörden gelen ucu. 2+1 kabloydu ya. Elektrik veriyoruz. Buradan BLC takıyoruz. Bu BLC'yi diyoruz kayıt cihazına takıyoruz. Buradan HDMI veriyoruz. Sistemimiz. Topolojisi bu. Benim topolojisi çok daha basit öyle. Yanlarım bakmadı yok ya. Takıyorum çalışıyor. Analog da zaten. Evet, şimdi kamera işinde bildiğiniz gibi siyah beyaz kameralar vardı ama bundan sonra kamera işi öyle gelişti ki işte iç altlarında led vardı, led basıyoruz, daha çok ışık veriyoruz. Sonuçta kameranın görüntüsünü yani en basit telefonunuzdaki görüntüyle iPhone 1500'de alsanız eğer görüntü ışığın yeterli olduğu bir yerdeyseniz aslında kameranızı çok büyük önemi yoktur arkadaşlar. Sadece poster basacaksınız, oradaki çözünürlükle ilgili bir şey vardır. Ama o cep telefonunun ekranına sığacak bir görüntü 300K olmuş, 20 megapiksel olmuş. Eğer ışık yeterliyse yaklaşık telefonu gözün göreceği kaliteyi alırsınız. Kameralarda ise tabii o bulunduğumuz ortamda gece de kullandığımız için kameralarda sunum bitti. Bu kadar. Hadi gidelim. Nasıl? Bunu soruyorum. Bak ya gece iyi nasıl görüntü elde edilir? Bilen var mı? Uzun zamandır böyle araştırıyorum. Yani var mı hiç iyi yok kamera göre. Sor. Evet buraya kadar kısmız. Arkadaşlar bir ileri slide bitmiyor benim. Gece gündüz kamera kullanmış. Tahmin edelim evet, o zaman. Gece gündüz anahtarı dediğimiz gece ile gündüzde farklı modda çalışan infrared, şimdi kameraların altında infrared ışıklar var. Gözünüzün görmediği, yer karanlıkta kırmızı olarak gördüğünüz ama ırkat filtresiyle o ışıktan gelen çarpma, yani aslında görüntü bir ışığın karşı tarafına çarpıp cihazın onu algılaması ya, şuradaki ışık beyefendiye çarpıyor, ben beyefendi, oradan gelen ışık çözüyorum ve onun renklerini, şeklini vesaire biliyorum. Burada da aynı şekilde gece gündüz anahtarı diye ırkat dedim. Onun arkasından da akıllı ır dedim. Onun arkasından otomatik kazanç kontrol dedim. Onun arkasından DNR ve Dark Fighter dediğimiz yöntemlerle daha güzel gece karanlıkta görüntü almanızı sağlayan sistemler var. Neler var? Hiç şey anlamadık ya. Bir İngilizce terimler yani. Ben şimdi anlatacağım o yüzden. Ben de anlamıyorum. Birazdan buradan okuyup çekeceğim. Pardon. Bu gündüz ve gece anahtarı. Gördüğünüz gündüz renkli modu. Bu da gece siyah modu. Eskiden kameralarda ırkat filtresi dediğimiz kesici filtreyle gece evet simsiyah bir görüntü almıyorduk ama görüntüyü siyah beyaz alabiliyorduk. Yine renk bir görüntü alıyorduk. Şimdi ne oldu? Bu fakat kameraların altında bulunan ledler ile ışık çok yakın olduğunda bir parlama gerçekleşiyordu. Şimdi kameralarla akıllı ayar özelliği var. Ayar veriyor. IR ayar olduğu için. Akıllı IR özelliği ile kapattığınızda bu kadar parlakken bu fonksiyonu açtığınızda ledler kendilerini kısıyor çok parlak gelen görüntüye göre ve böylelikle hanımefendi daha güzel böyle Pınar Hanım için geçer. Pınar Hanım hep güzel olduğu için değil mi Pınar Hanım? Evet. Bunlar olmasa çekilmez zaten Serkan da. Sadece güzel deyince kurtarıyor. Bütün anlamlar kapanıyor arkadaşlar. Evet. Bu özelliği dediğim gibi akıllı olan kameralarda bu özellik var. Yoksa diğer kameralarda bu özellik yok. Aşırı pozlamayı önlüyor. Auto gain kontrolü, yani otomatik kazanç kontrolü. Bakın burada AGC kapalı olduğunda
karanlıkta infrared bile olsa dönem dönem bu ışığı alabiliyorsunuz. Ortamınızın karanlık derecesiyle ilgili bir şey. Kaç lüks olduğuyla bir şey. Eğer AGC'yi açarsanız bu sefer görüntü daha net bir hale geliyor fakat net gözüküyor bilmiyorum. Hani eskiden TRT'de böyle karıncalanma vardı ya. O zaman bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz. AGC'nin böyle bir dinamik aralığı arttırır fakat görüntü seviyesini arttırır. Aynı zamanda. Peki bunun için ne yapıyoruz? Bunun için de DNR diye Digital Noise Reduction yani dijital gürültü engelleyici sistem var. Şimdi gece neydi? Ne diyelim buna? Buna ne diyelim arkadaşlar? Bir şey diyelim. Gürültüye karıncalanma diyelim. Gidin mi diyor? Gidin diyor. Kapatıyor muyuz? Son kalemleri içeydik. Öyle kalkıyorduk. Şarkı yapmayalım bir tane. Dörtte mi kapanıyor dükkan bilmiyor musun? Yani yani. Evet. Elektrik mi dedi? Bu gördüğünüz karıncalanmayı engellemek için DNR engine yaptığınızda bizden kim benim arıyorum? Ben yokum, ben vermem abi. Ben şimdi verdim, sormamışım ben. Bu yazılımsal mı? Bu DNR cihazın içinde donanımsal bir özellik. Yani kameranın kameranın özelliğinde olan bir şey. DNR engine'inde, DNR aktif ettiğimizde cihazı bu kaybı şu şekilde netliyor. Peki başka ne var? Dark Fighter diye bir şey çıktı. Bazı kameralarda da Starlight diyor. 0.001 lüks'te buranın ışıklarını full kapattığımızda yaklaşık Starlight demesi sevilen bir yıldız ışığında bu görüntüyü normal almanız gereken görüntüyü artık sadece siyah beyaz değil renkli de alabiliyorsunuz. Burası da aynı şekilde düşük ışık ortamında normalde normal bir kamera bunu siyah beyaz verecekken artık bu görüntüyü renkli alabiliyorsunuz. Buna bazı kamera markalar Darkfinder, bazıları Starlight, bazıları Ultralight, bazıları da başka bir şey söyleyebilir. Ama fonksiyonun özelliği gece renkli görme özelliğidir arkadaşlar. Neredeyse askeri teknoloji şeye inmiş. Evet çok da ucuzladı bu. Ama tabii işte dediğim gibi kullanacağınız yere göre doğruluğu kullanmak lazım. Yine de çok ucuz dedi. Biri 80 dolar, biri 45-50 dolar gibi olabiliyor. Aynı benzer özelliklerde. Şimdi kameralarda bazı özellikler var. Bu özellikler olan kameralar biraz daha pahalıdır. Fakat bu kameraları da nerede kullanacağınıza doğru karar vermeniz lazım. Ha, burada WDR özelliği olan bir kameranın sadece fazla para demiş olursunuz. WDR özelliği olan kamera sağdan soldan arkadan ışık geldiğinde yani aslında yaptığı şey şu. Aynı anda iki fotoğraf alıyor. Bir görüntüye tutuluyor, bir de arkaya, yani iPhone telefonunuzda veya telefonda fotoğraf çekerken arkaya tutuladığınızda arkadaki görüntü netleşir, kişiye bastığınızda da kişi netleşir ya. Bu cihazların özelliği aynı anda çift fotoğraf çekiyor ve burada aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi bir bunu çekiyor, bir bunu çekiyor, sonucunda da bunu veriyor. Yani ikisi, ama bunu nerede kullanacaksınız? Bu tip ışığın olduğu yerlerde, bu tip bir kapalı mekanda bu fonksiyona da ihtiyacınız yok. Aynı şekilde başka yerlerden gelen ışığın sağdan soldan yukarıdan aşağıdan geldiğinde görüntünün netliği bozuyorsa da BRC özelliğine ihtiyacınız var. Çok fazla ışık geldiğinde. Bir de bu dediğim gibi sağdan soldan ve geri ışık kameranın ışık geldiği yere göre de ayarlayabiliyoruz. Bir de HLC fonksiyonumuz var. HLC fonksiyonu da hani kameranın eğer ışığa baktığında böyle bir patlama olur eskiden. Kamera eğer far okumak istiyorsun, pardon plak okumak istiyorsun, doğal olarak farlar size bu patlamayı yapar. HLC fonksiyonu olan bir kameranız varsa ise bu şekilde gözüktüğü gibi kamera ışığını karartır bu bölgeleri ve sizin görüntüyü görmenizi sağlar. Hızlı hareket eden araçlar için kameraların özelliklerine göre shutter hızı yüksek kameralara ihtiyacınız var ki çok hızlı hareket eden shutter'da aynı anda fotoğraf çekmek gibi o özelliği daha çok olan kamera olursa siz gece, gündüz, hızlı araçlarda da şeyi yapabilirsiniz ve DNR özelliğini de azaltmanız gerekiyor. VDR'ı da kapatmanız gerekiyor. Bir yere kamera kurdunuz, çok önemli bir nokta. Eğer hızlı hareket eden bir noktaysa WDR'ı kapatın, 3D DNR'ı da açın. Shutter'ı da yani bozlamayı da 1/200 veya 1/250 arasında kullanın. 70'te hızlı geçersen kamerayı okuyamaz plakayı. Yani sonuçta tabii 180'de geçen bir aracı okumak istiyorsan mümkün ama o zaman ona göre şartlar oluşturmak lazım. Böyle bir projeniz var. Ona göre kameranın açıldığı yeri
HDS'ler oluyor ya yollarda. Yok, orada mesela ona göre kullanılıyor. Ona göre kullanılıyor. Ondan sonra bir, geliyor 400. Video çekmiyor mu zaten? Videoyu durdurup yaşayan bir olsun. Yetmez. Yani sonuçta video o andaki o hız. Yani bazen oluyor ya fotoğrafta da şöyle elimiz hareket ederken telefon çekiliyor. Aynı anda 4 fotoğraf oluyor. O yüzden çok pozla yani 1/250 poz yapan, yani şatır oranı yüksek olan bir kamera ihtiyacımız var. Yoksa saniyede hani en fazla 25 frame şatır olan bir cihaz koyarsın. Gözüyle üst üste bitmiş oluyor. Yani o bir poz çekilebilir ama 4 tane görüntü oluyor diyorsunuz. Nasıl? Bulanık bir görüntü mü oluyor? Evet. Video görüntüsü. Video görüntüsündeki o saniyeyi çektiğimizde o dediğim yaşanıyor. Evet. Yani görüntüyü alamazsın. Yani plakayı okuyamazsın. Evet. Görüntüyü görürsünüz ama şuradaki plaka okunmaz. Plakayı okuyamazsınız. Şey. Anlaşıldı. Bu arada 380'de falan giderken de muhtemelen radarda plakayı okumuyordur. Zaten genelde radar cihazlar fotoğraflı oluyor. Şimdi bizim kullandığımız sistemi anlatacağım. Koridor sistemi, koridor radarı kullanılıyor. Tabii görüntü artıyor, 1080p'ler 4K'lar. 1080p light ve 1080p diye bir terimimiz var arkadaşlar. 1080p light diye bir şey yoktur. Tamamen bir pazarlama aracıdır. Hiçbir işe yaramaz. Aslında 720p'dir bu. Ama 1080p light diyerek işte 960'ı alıyor. Bir şey de yapıyor. Ama asıl gerçek 1080p, 1920'ye 1080'dir ve 4 MB 4 megabit bit oranı vardı. Bit gibi yerde görüntü verir. Yaklaşık 2 megabitsel bir görüntü yer. Bunlar analog kameralar mı zaten? Bu kısmı analog ve IP ortak kısmı. Uzun iletim mesafesi 1200 metreye kadar RG6 ile analog kamerada görüntü taşıyabilirsiniz. 800 metreye kadar da yeni çıkan teknolojilerle RG6 ile pardon 1080p'yi 800 metreye kadar RG75, Turbo 3 ve Turbo 4 çözüm. Yani yeni IP kameralarda, yeni analog kameralarda artık bu mesafeleri, bu görüntüyü taşıyabiliyoruz. 720p'de ise 1200 metreye kadar görüntü taşınabiliyor. Yekpare tek kablo üzerinde. Ama enerjiyi taşıyamazsınız. Enerji dipten beslemeniz gerekir. Poya değildir yani. Analog Poya zaten IP'dir ama Poya zaten Poya da çalışmaz. Evet, analog kameralarda da artık akıllanma var. Biz sadece IP kameralarda bazı fonksiyonları yapabiliyorduk. Şimdi analog kameralarda da hat ihlali ve bölge ihlali uyarıları verdirebiliyoruz. Bakın IP'de ise hat ihlali, bölge ihlali, şuradaki sahipsiz bagaj ve bu bölgeye giriş çıkış gibi ayarlar, alarmlar kurulabiliyor. Yani kamera sistemi aslında artık aynı zamanda bir alarm sistemi. Kamera sistemi aynı zamanda burada çalınmış bir nesneyi kontrol edebiliyor. Kamera sistemi şuraya gelen bir paketin varlığından haberdar olabiliyor. Analog kameralarda H265 ve H265 Plus kodlama dediğimiz kodlama çıktı. H265 ve H265 Plus nedir diye birazdan anlatacağım. Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar 8 megapiksel 4K görüntü almak istiyorsanız kameranız, kayıt cihazınız, monitörünüz ve arada kullandığınız tüm aparatlar 4K'yı desteklemek zorunda. Yoksa 10 liralık HDMI kabloyla 4K'lık bir görüntü alamazsınız. Bir şey mi soracaksınız? Sorsanız da böyle motive olsam hani dinleniyor işte. Yok isterseniz çok iyi durumda. Bana dediğin yeter. Evet. Darkfighter örneğini biraz önce göstermiştim. Starlight dediğimiz kamera. Bu normal geleneksel kameramız. Bu ise Darkfighter dediğimiz kamerada çok daha parlak, çok daha aydınlık, çok daha görülebilir görüntüler alabiliyorsunuz. 0.03. Şimdi band genişliği ve depolama. Kayıt cihazlarında aynı biraz önce Pınar Hanım'ın anlattığı gibi kameralarda bir VBR ve CBR diye band genişliği ayarlanıyor. VBR ve CBR. CBR sabittir arkadaşlar. Band genişliğini verirsiniz. En fazla 2 megabit çalıştırırsınız. O sürekli 2 megabit verir. VBR'de ise görüntünün hareketine göre farklı görüntü verebilir. Yani şu kahve görüntüsünde CBR veya VBR'de görüntü alsanız aslında yaklaşık sürekli aynı görüntü alırsınız. Fakat bu ortamda ise çocukların hareketinden dolayı, yani ortamın hareketliliğinden dolayı görüntünün değişkenliği çok artar. Ve bundan dolayı da ihtiyacı olan band genişliği, hard diskte kapladığı yer farklı olabilir. Ama bunu buradaki gibi sadece VBR, sadece VBR yaparsanız şurada dahi hep aynı band genişliğini kullanabilirsiniz. Bu nerede lazım? Çok
yoğun 16 kameranın tek flişle yönetildiği durumlarda herhangi bir şekilde flişle sıkışma olmasın diye, hard disk girdiğindeki toplam kayıt kapasitesini aşmasın dediğimiz noktalarda görüntü kalitesini düşürüp yine aynı yine aynı kayıt süresini, yani 6 ay kaydetmek istiyorum dediği anda siz eğer fifth yani tam sınırda bir şey veriyorsanız bağlantı band genişliği ayarında TBR yapmanız gerekiyor. Yoksa 5.5 aya düşebilir veya 6.5 aya da çıkabilir. Şimdi aslında kameralarda bir de frame diye bir şey var. Frame per second. Saniyedeki kaydedeceği görüntü sayısı. Şimdi 25 frame, yani burayı 1 saniye olduğunu kabul ettiğimizde 25 frame 1 saniye boyunca 25 tane görüntüyü kaydediyor ve çok daha akıcı bir görüntü. Bunu 2 frame yaparsanız toplam görüntü içinde 1 ve 2 görüntü veriyor. 1 saniye içinde seyrettiğinizde beni bir burada görürsünüz, bir de burada görürsünüz. Ama öbüründe bütün hareketleri görebilirsiniz. 2 frame nedir? Yani çok önemsiz bir alansa, band genişliğine ihtiyacınız varsa, hard disk fazla yer kaplamasını istiyorsanız 2 frame yapabilir. 2 frame değil ama mesela 15 frame siz görüntüyü yaklaşık şu akışkanlıkta görüyorsunuz. Bu 15 frame'dir. Bu 25 frame'dir. Yani koşan bir adam atlayabilirsiniz ama 15 frame normal yürüyen hareket eder. Yani bir yan kesicinin hareketini 15 frame'liğe yakalayabilirsiniz. Evet doğru. Ama 20 burada bir yan kesici olma ihtimali yoksa burayı 15 frame'de kaydedersiniz. Burada görmek istediğiniz tüm görüntüleri net bir şekilde kaydedebilirsiniz. H260 içinde bu sıkıştırma teknolojisi arkadaşlar, JPEG, MJPEG, BMP, işte müziklerde MP3, DivX vesaire çıktı ya. Bu H265'ti, bundan önce H264'tü, şimdi de H265. En eski görüntüleri de SIF ve 4SIF diye geçti. H265 Plus görüntüsüyle 4K görüntüleri çok daha düşük band genişliğinde taşıyabiliyoruz. Peki H265 ne? H265 bir kodlama mantığı. Bakın o filmin ya da bir görüntünün tamamını kaydetmiyor artık görüntüler. Artık H264 de bunu iyi yapıyordu ama H265'e geçtikten sonra bu artık bu görüntü hiç kaydetmiyor. Çünkü bu zaten sabit. Neresi değişiyor? Burası değişiyor. Diyor ki tamam ben burayı alayım diyor. Buradaki hareketi kaydedeyim. Ama diyor ki şu alan zaten sabit. Benim boşuna kayıt yapmama gerek yok. Böylelikle arka background dediğimiz arka paneldeki görüntü sabit tutuyor. Mesela burayı kaydediyorsa sadece şuradaki alanı kaydediyor çünkü sadece hareket burada. Ben diyor sürekli burayı ne kaydedeceğim? Yani şey gibi şimdi soldan sağa geçerken artık ters yönden geçerken bakmıyoruz ya artık oradan araba gelmeyecek diyoruz. Hayır diyor ki sadece ben bu alanı kaydedeyim geri kalan yok. H265'ten sonra da H265 Plus diye bir şey çıktı. O da yazılımın kendi içinde donanım üzerine bir yazılım geliştirmesiyle şuradaki kareyi de dörde bölüyor. O karenin içindeki bazı alanları da atarak işlemini yapıyor. Yani yine bir kendi içinde sıkıştırma formatı. Bu H265 donanıma kadar tüm H265 cihazlar da aynı. 265 Plus işte öbürü diyor ki benimki U bilmem ne, biri diyor ki B bilmem ne, benimki H265 Half diyor vesaire. Burada firmasına göre değişiyor. Bizim çalıştığımız firma H265 Plus diyor. Kodlama tipleri mesela H265 Plus'ı görüyorsunuz burada arkadaşlar. Burada 8 megabit görüntü transfer ederken aynı görüntüyü yani 8 megabiti 4 megabitti. 5 megapiksel görüntü 2.5 megabitti. 2 megapiksel görüntüyle 1 megabitte taşıyabiliyoruz. Ama H265'teyken bunu 2 megabitte taşıyoruz. Band genişliğimiz, hard disk yerimiz, network switch'imizin kapasitesi bu paralelde düşüyor. Yani aslında baktığınızda H265 cihaz alıyorsunuz, sizin toplam maliyetinizi düşürüyor. H265'i nerede kullanırsınız, nerede H265 Plus'ı nerede kullanırsınız, nerede kullanmazsınız? Burayı kullanacaksanız H265 Plus size toplamda bir artı performans, artı bir kayıt alanı verir. Fakat burada kullanacaksanız H265 Plus size dezavantaj sağlar. Çünkü burada bütün hareket, görüntüdeki alan hareketli olduğu için burada H265 Plus kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Hatta görüntü sıkıştırma formatından dolayı, küçük karelere böldüğünden dolayı bazı yerlerde görüntü kaybına bile sebep olabilir. Doğal olarak H265 Plus özelliğini aktif edecekseniz
Az hareketli ve durağan veya durağan yerleri seçmeniz gerekiyor. Çok hareketli yerlerde dur. Buraya kadar bir kısmı IP kamerayla ortaklı, bir kısmı analog kamera özeldi. IP kameranın şuraya kadar kısmı arkadaşlar analog kamera. Lens, sensör ve DSP şeklinde görüntü buraya aktarıldıktan sonra biz normalde burada analog kamerada direkt buradan çıkış alıyoruz. Şuradan sonraki kısım yok. Buradan sonraki kısmını bir bilgisayar Arduino'lar hani Raspberry gibi düşünebilirsiniz. Burada bir bilgisayar çalışıyor, içinde flash'ı var, DRAM'ı var, VLAN'ı var eğer Ethernet'ten direkt çalışacaksa, wireless çalışacaksa veya POE çalışacaksa POE'si var. Buradan da network'e giriyor. Yani aslında ön tarafı aynı, sadece arka tarafa bir kayıt cihazı bağlamış gibi bilgisayar bağlamış çıkıyor. Peki IP kameraya geçtikten sonra o bizim klasik adaptör kısmını geçtik. POE bilmeyen var mı aranızda? POE herkes biliyor değil mi? Okey, geçiyorum o zaman. Geçelim. Şimdi POE'de de POE Plus var artık. Biliyorsunuz bazı yüksek güçlerde 60 watt'a kadar cihaz desteği ihtiyacı olabiliyor. O zaman da POE Plus'lara geçiyoruz. Bu da switchlerin kendi desteklediği özellikler. Ama ortalama POE ve POE Plus da olsa 80-100 metrenin üzerinde güç kaybı yaşıyoruz. Doğru mu Pınar Hanım? Evet. Mühendis Hanım, doğru mu? Yok, 250 metrede POE basan switchler var. Var. Teknoloji gelişiyor. Benden hızlı gelişiyor demek ki. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Hızlı mı gidiyorum? Gayet güzel. Anlaşılmayan bir şey var mı? O kadar sonra güzel anlatıyorsun. Buyurun lütfen. Biraz önceki kamerada belirli bölümlerde mat gösterir, daha aşağıya inip şimdi şurada mesela belirli bölümlerini mat gösterir dediniz ya. Mat bir, biraz daha verebilir misiniz? Hani yazı yazan hoca vardı ya. Şurada. Evet. Şimdi bu sol bölümlerde hani mat gösterir dediniz ya. Hani orayı kaydetmez fazla dediniz. İstediğiniz zaman orayı da çözebiliyor musunuz tekrar? Görüntü zaten hareket olsaydı kaydederdi. Burayı şey yapmıyor. Şöyle hareketsiz olduğu için. Burayı sadece sabit tutuyor. Burayı hiç bir kere kaydediyor. Geri kalan böyle yani 100 tane kamera var gibi düşünün. Evet. Kameranın biri boş olduğu için kaydetmiyor. Diğer 99 kamera hareketsiz kaydediyor. Hareketsiz olduğu için, sabit hareket olduğu için. Görüntüde bir kayıp yok. Evet. H265 Plus'ta söyledim onu. Evet. Burada H265 bir yazılımla evet, geliştirme evet, olduğu için buradaki bazı hareketlerde alanları kaybedebiliriz. O zaman işte kaybetme söz konusu oluyor. Tamam. Buyurun. Anladığım kadarıyla kapasite olarak daha az şey yapıyor değil mi? Hem bant genişliğinde hem de hard diskte kapladığı yer çok daha az oluyor. Doğru. Onu sordunuz değil mi? Evet, evet. Buyurun lütfen. H265'te algoritma yok mu? Yani kullanılan. H265 bir yeni bir format. O da kendi içinde bir algoritması var. Sonuçta o yazılımı da geliştiriyorlar. Yani atıyorum ofis alıyorsunuz. Ofise adam işte add-ons ekliyor, bir uygulama ekliyor. Firefox alıyorsunuz. Hani Firefox hepsini yapıyor ama adam ona bir uygulama geliştirmiş gibi düşün. Bir ek özellik yapıyor. Bu ek özellik de her zaman verimli değil, bazı yerlerde verimli. Çünkü öbür türlü o hareket etmeyen kısmı çekmesi imkansız oluyor yani algoritma kullanmadan. Bir algoritma tabii orada kendi içinde bir algoritma var. Yani o onu karşılaştırıyor. O algoritmaya göre çalışıyor tabii. Bir şey rica edeceğim. Bu haşhaş dedik de bayağı bir haşhaşladık. Bu yemeklerin mi? Programda yemek yok. He mi? Yani İngilizce, Türkçe he mi? H mi? Bu haşın ne yani? Haş aslında gerçekten bir şey ama günün sorusu değil. Bunu edebiyat ortamında da. Yani Türkçe'de haş diye okunuyor bu arada evet, bildiğim yani kadar. Ya da Arapçadan geldi. Arapçada haş diye bir şey yok.